insanların turizmin gelebilmesi için oranın ya bir antik kent olması lazım, ya çok güzel bir coğrafi konumu olması lazım, ya da çok güzel bir kültürel miras olması lazım ki seni anlatan. Bunların hiçbiri yok. Aslında biz çok eski bir Türk köyüyüz. Çeşme'nin tek Türk köyüyüz. İnsanları cezbedip buraya getirecek bir şeyimiz yoktu. İşte biz de ne yaptık? Sanatla tanıştırmış olduk köyü. Sanat sayesinde gelmiş oluyorlar. Ve diyorum ki bunlar açık hava sergisi. Adım Nuran Erdem, Germiyanlıyım. Bu köyde doğdum, büyüdüm. Burada yaşıyorum Allah'a çok şükür. İnşallah burada da son yolculuğa uğurlanırız. Ailenin ikinci çocuğuyum, 5 kardeşiz. Çiftçi bir aileyiz biz. İşte tütüncülük vardı eskiden ama o tütün öyle bir yıldırdı ki milleti. Yani ailelerim bize dedi ya okuyup kendinizi kurtaracaksınız ya bu tütünle baş edeceksiniz derdi. O yüzden yani 1958-60'dan sonrası gençlerin çoğu yok burada, çok az. Yani nasıl diyeyim sana? Köyde yaşayan insanların %3'ü falan ya da %5'i diyebilirim kaldı köyde. Gerisi hepsi işte büyük şehirlere gitti. Liseyi dışarıdan bitirdim. 27 yaşında üniversiteye başladım. Askerliğimi Kırklareli'nde yaptım. Trakya Üniversitesi Kırklareli'de okudum, meslek yüksekokulunda. Oradan mezun oldum, geldim. Ondan sonra işte 3 yıl şeyde halk eğitimde çalıştım. Nakış hocalığı yaptım Ovacık'ta. Ondan sonra geldim işte mantar çiftliğinde çalıştım. Ondan sonra çobanlığa terfi ettim. Ondan sonra da bu işe terfi ettim diyelim. İşte bu işle de gidiyoruz bakalım. Şimdi biz arkadaşlarla oturduk, konuştuk böyle tarım yaşımız geçti. Artık turizme açılacağız ya. Ama genlerde Hoca Nasrettinlik var. Şimdi biz iş yerlerimizin adını işte kafeler yapacağız güya. Onların adını şey koyacağız. İlk önce tabelalarını yazacağız. Masa yok, sandalye yok. Gerçekten Hoca Nasrettin gibi. İlk önce tabelaları yazdık, astık. İşte herkesin bir ismi oldu. Kim işte otantik evdile, ki benim yerim adı Gocemine, işte Nokokira Hamarat, işte bıdı bıdıdır, bir şeyler yaptık. Ondan sonra iş sandalye masaya almaya geldi. Ben dedim arkadaşlara ham sandalye istiyorum, boyayacağım. İşte onları boyamaya başladıktan sonra, hani insan olgunlaşır ya, hani bazen hamur mayaya gelir veya işte olur, insan hamdık piştik elhamdülillah dediği gibi. Bana da şöyle çaktı, ben dedim duvarlara başlayacağım. İlk çok yadırgadılar, yok olurdu olmazdı, vallahi dedim yapacağım. İlk söyledikleri laf bana şu oldu, sen deli misin? Ben de dedim ki ben TSL'li deliyim, yapacağım ben bu işi, göreceksiniz. İşte başladım duvarları boyamaya. İlk boyadıklarım mavi zaten. İşte bu Germiyan hatırasıdır, kuşlardır. Hilmi abime yaptığım, Allah rahmet eylesin, kalp resmidir. İşte Ankara Garı Patlaması'nda çizdiğim şey, ağlayan çiçekler. Sonradan dedim ki arkadaşlar elinizde böyle renk kaldıysa bana verin. Sonra renkliye başladık. Biz çiçeği seven aileyiz. Benim babaannem eskiden su yoktu ya, bu köyde su yoktu. Biz susuzluktan çok çektik. Bulaşığı yıkardı, durulama suyuyla çiçek sulardı ya. Karanfilimiz, fesleğenimiz, küpelimiz mutlaka olurdu. Bir işte sardunya diyebilirsiniz, biz mesdağ deriz. Mesdağımız, işte bir finketemiz, kadife dediğiniz çiçek. Bunlardan mutlaka her evde vardı. Onlar olmazsa olmazımızdı bizim. Bir de babam benim çok severdi çiçeği. Toplar getir, anneme derdi ki hanım karısını seven adam karısı da çiçek getir derdi. Vallahi 2 günde, 3 günde, haftada bir gün, 10 günde bir gün. Bir de ben çiçek toplar getirdi. Hiç bulmadı kuru ot getirir, gene çiçek şeklinde sunardı yani. Bilmiyorum işte o gün bir gündür gidiyor. Böyle işte köy tur kapsamına girdi. Sosyal medyada gezilecek köyler diye internete bakınca işte oralara girdik. Vallahi öyle böyle gidiyoruz bakalım nereye kadar gidersek. Yurt dışına çok gelenler var. Bana da en çok onlar ilginç geliyor. Düşün Avustralya'dan gelmişler. İşte ne bileyim bu sene çok Fransa'dan çok gelen oldu. Almanya çok geliyordu zaten ama Fransa mesela bana çok ilginç geldi. Danimarka'dan geldi, Hollanda'dan geldi. Güzel ya. Kafe sayımız aslında birkaç tane oldu.
Herkesin bir tarzı oldu daha doğrusu. Şimdi kimisi günübirlik bir şey verirken birisi işte ev yemekleri yapıp sunuyor. İşte yani biz kahvaltı veriyoruz, işte çaydır kahvedir veriyoruz. Kimisi daha farklı şeyler veriyor. Kimisi konaklamaya açıldı mesela. Bir tane iki tane olsun. Bu böyle böyle başlayacak. Çünkü insanlarda sürü zihniyet var. Bu geçmiyor. Yani biri bir şey yapıp ondan para kazanacak veya ondan kar elde edecek ki diğer insanlar da oraya yönelsin. Hava güzel oldu ya. Pembede de siyah yakışmadı mı? Süper oldu, süper. Ya mesela turlar geliyor, oturup sohbet ediyoruz, anlatıyorum. Mesela çoğunun çok ilgisini çekiyor. Gidince ben de yapacağım diyor. Ben de her zaman diyorum, cesaretlendiriyorum. Ya boş duvara bakacağınızda üstte bir, ya hiçbir şey bilmiyorsan bir papatya çizin diyorum ya. Herkesin yapabildiği kolay bir şey çizin. Kimisi diyor ki ben cin Ali bile çizerim. Ben de onlara diyorum ki cin olmayan Ali çizin. Yani hiçbir şey yapamıyorsa ya düşünsene. İki tane göz, iki burun deliği, bir tane gülen ağız yapsa bile orada ona bakınca mutlu olursun ya. Emojileri niye insanlar paylaşırken hemen bir gülen yüz koyuyor veya işte bir düşünen bir şey koyuyor? Neden? Çünkü bir mesaj var orada. Ya zaten bir kere resimleri görmek için geliyorlar ya. İşte herkes istediği yere gidip oturup çayını, kahvesini, işte limonatasını içiyor veya kahvaltısını ediyor. Ya benim için o bu diye bir şey yok. Burada bizim genele bakmamız lazım. Ben köyü tanıtmak için başladım. Köyü tanınınca zaten gelen insanlar bir şeyler talep ediyor. Ben hiç fark etmez benim için. O diğer kafedeki benim komşum, diğer kafedeki benim akrabam. O hani diğer diye bir şey yok bizde. Biz bir bütünüz. Burası bir germiyan bana göre. Yani sen, ben, o yok. Biz varız. Yani mesaj bu zaten. Hani birlik olmak ya. Burada güzel bir şeyleri paylaşmak. Zaten düşünsen seni, sen hep bana gelsin desem bile hepsini ağırlayamazsın ki. Öyle bir şansın yok. Veya hepsini ağırlayıp da sen hepsini görmelerine gerek yok ya. Yeni insanlar, yeni yüzler, yeni yerler, yeni düşünceler, yeni hizmetler diyelim. Onların belki hizmeti çok daha güzel. Ya hep birlikte olması güzel ya. Düşünsenize geliyor adam, işte İstanbul'dan geliyor. Bak kardeşim diyor, bir daha İstanbul'a geldiğin zaman diyor, kapım açık, ne zaman istersen gel. Ama ne telefonu var, ne adı var, ne soyadı var. Zaten bir daha görsem tanımam ben insanı. Çünkü bir sürü insan geliyor, beynim karışıyor zaten. Ama o kadar güzel söylüyor ki, biliyorsun gerçekten içten söylediğini. Bunlar çok önemli. Yani adam sana hem gönlünü hem evini açmaya çalışıyor. Bu öyle şey değil, maddi olarak karşılığı olan bir şey değil. Benim işim zaten keyif işi diyorum ben. Ben gönül işi yapıyorum. Yaptığıma da inanıyorum. Gelen insanlarla sohbet ediyoruz ya. Benim onlardan öğrendiğim şeyler var. Onların benden öğrendiği şeyler olduğuna inanıyorum. Mesela gelip önce bir yayılıp da böyle bakıp da sonra düzelen insanlar görüyorum. Bana göre bu çok büyük keyif. Veya ay biz bunu görmek için geldik. Sen misin o? Mesela kimi çok hayal kırıklığına uğruyor. Ay sen misin o yapanlar da var. Ay bu sen misin diyenler de var. Tabii kişinin algısına, beklentisine mi kalmış olan bir şey? O çok önemli değil benim için ama çok ilginç insanlar görüyoruz ya. Diyorum ya sana, böyle kimi burun kıvırıyor. Hani hiç önemi yok gibi. Kimi çok böyle gelip sarılıyor yani seni tebrik ederim. Benden yaşça büyük olanlar kimileri elimi öpmeye çalışıyor. Tebrik ederim, çok duygulandım diye. Kimisi işte diyorum ya, resim çekil kızım bize diyor. Suratını buruşuyor. Gençlerin çok fazla ilgisi yok. Gençlerin bence var, önü açık da biraz görmeleri gerek. Birinin yanına gidince nasıl olsa hizmet vereceksin. Ona bu da hizmet vereceğine, kendine gelen insanlara hizmet ver. Hem keyif al, hem para kazan. Kendi işinde patron ol. Alternatif bir şey bulun. Yani burada insanlar geliyor, bunlardan faydalanın. Çünkü geliyor insanlar ya, bugün olmasa yarın daha da çok gelecek. Çünkü biliyorsunuz sosyal medya çok güçlü artık. Bu sene mesela belki 10 kişi, 10 taneden fazla çekime gelen oldu. Herkesin bir potansiyeli var, bir kitlesi var. Bu insanlara bu haberler ulaşıyor. İşte diyorum ya, artık tur kapsamına girdik, işte gezilecek yerlere girdik. Geliyor insanlar. Bir şeyler talep ediyorlar. Bizden mesela bu sene kaç kişi yatacak yer sordu. Daha alternatif başka bir yer var mı orada gidip yemek yiyebileceğimiz? Biz yönlendiriyoruz mesela. Açsınlar ya, hepsinin burada yerleri var. Hepsinin tarlası var. Babaannesinden, anneannesinden, babasından kalmış evi var.
Yani bunu bir şekilde hizmete soksalar mutlaka bence asgari ücretten daha iyi para kazanır. Ha bugün belki bu bir sene iki sene olmayabilir ama bu ileride olacak bir şey.